Merhaba arkadaşlar. Bugün atom fiziği ile alakalı biraz soru çözelim. Başlayalım. Rutherford altın atomuna gönderilen alfa taneciklerin büyük bir kısmının sapmadığını, bir kısmının saptığını, çok az kısmının da geri döndüğünü tespit etmiştir diyor. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Bakalım birincisi sapmayan alfa tanecikleri atomun boşluklu yapıya sahip olduğunu delilidir. Evet arkadaşlar bu boşluklu yapıya sahip olduğunun bir delilidir. Çünkü neden? Boşluklu yapıdan kaynaklı olarak sap sapmadan ilerler. Peki sapan alfa tanecikleri pozitif yüklerin atomda bir nokta bulunduğuna delildir. Bu da e, doğrudur arkadaşlar. Bu da nedir? Çünkü alfa tanecikleri pozitif yüklerin atomda bir e, manyetik alan oluşturacaktır. O yüzden de sapacaktır. Geri dönen alfa taneciklerin elektronun çekirdek içerisinde döndüğüne delildir. Bu da değildir arkadaşlar elektronla alakası yok. O yüzden cevap 1 ve 2 olacaktır. Bor atom modeline göre uyarılmış hidrojen atomunda eninci enerji düzeyindeki elektron en üstü enerji düzeyine geçerken atomun açısal momentumu h bölü pi kadar azalıyor diyor. Buna göre en ve en üstü sayıları aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. Şimdi burada biz açısal momentum olayına bir bakalım. L eşittir n çarpı h bölü 2 pi şeklinde bizim açısal momentum formülümüz vardı arkadaşlar. Peki burada demiş ki enince enerji düzeyinden en üstü enerji düzeyine geçmiş. H bölü pi kadar azalıyor demiş. Azaldığından dolayı da eksi h bölü pi şeklinde yazacağım arkadaşlar. Eşittir diyeceğiz. Şimdi burada eninci düzeyden en üstü düzeyine geçmiş. Yani son en üstü ilki de en. O yüzden arkadaşlar en üstü h bölü 2 pi'den en çarpı h bölü 2 pi'yi çıkartacağız. Parantez içerisinde aldığımızda en üstü eksi en h bölü 2 pi yapacağım arkadaşlar. Ses kaydında bir sıkıntı olmuş. Böyle e, tekrar kendim seslendiriyorum. Devam edelim. H bölü 2 pi şeklinde yazıyoruz. Peki bundan sonra arkadaşlar sadeleştirme işlemlerini yapalım. H bölü pi'ler gitti. Bir tarafta eksi 1 kaldı. Diğer tarafta da 1 bölü 2 kaldı. Onu da diğer tarafa atmışız. Oradan da eksi 2 çıkmış. Eksi 2 eşittir. En üstü eksi n olacak. O yüzden şunu diyeceğim. En üstü 1 ise en 3 olması lazım. Veya işte 2 ise 4 olması lazım. O yüzden de cevabımız C şıkkı 4'e 2. Bohr atom modeline göre hidrojen atomunun açısal momentumu 3H bölü 2 pi iken yörünge yarı çapı R'dir diyor. Buna göre açısal momentum H bölü 2 pi iken yörünge yarı çapı kaç R'dir diye sormuş. Hemen ne yaptım ben burada? Açısal momentum değerini yazmam lazım. Yine videoda sıkıntı çıkmış. Durdurmuşum, tekrar başlatmışım. L eşittir L eşittir n çarpı h bölü 2 pi şeklinde söylüyoruz. Bunu yazdıktan sonra arkadaşlarım diyor ki 3h bölü 2 pi eşitse buradan da arkadaşlarım n'in 3 olduğu söyleniyor. Ve diyor ki h bölü 2 pi iken diyor. E h bölü 2 pi iken de o zaman n de o zaman 1 yapmış olması lazım. n de 1 yapmış olması lazım. O yüzden de arkadaşlar yarı çapı ne yapacaktır? Yarı çapı formülünde yazalım hemen. 0.53 0.53 0.53 n kare bölü z olacak. Tekrar söylüyorum. Videoyu tekrardan seslendiriyorum arkadaşlar. O yüzden hani yazılanla sesi aynı anda vermeye çalışıyorum. İlk defa deniyorum bunu. O yüzden hani şimdiden kusura bakmayın. N3 olduğu zaman yarı çapraymış. Bir 1 olduğu zaman da arkadaşlar 1 bölü 9 olacak. Peki. Bor atom modeline göre bir elektronlu bir Elektronun atomda en eşittir birinci yörüngesinde elektron en eşittir 3 düzeyine çıktığında hangileri doğru olur diyor. Şimdi elektron dolanma çizgisel hızı azalır diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Dolanma çizgisel hızı için şunu söyleyeyim. Yörünge numarası arttığı zaman arkadaşlar çizgisel hız da azalır. Açısal hız da azalacaktır. Kinetik enerjisi de azalır diyeceğiz. O yüzden bir doğrudur. Gelelim ikinciye elektron toplam enerjisi azalır diye söylemiş. Yazmışım ben buraya. Elektronun toplam enerjisi formülü. E eşittir. Eksi 13,6 çarpı z kare bölü n kare. Bu formülü bilmeniz lazım. Genellikle zaten atom fiziğinde formül bilseniz yani bayağı soru yapabilirsiniz. En arttığı zaman arkadaşlar oradaki değer artıyor. Normalde artması lazım ama eksili ifade olduğundan dolayı arkadaşlarım ne yapacaktır? Pardon azalması lazım. Eksi değer olduğundan dolayı artacaktır diyeceğiz. Azalır demiş yanlış. Açısal momentum artar diyor. L eşittir. Hemen yazıyorum. N çarpı H bölü 2 pi şeklinde söyledik. Burada N arttığından dolayı da açısal momentum artar diyeceğiz. Yani cevabımız 1 ve 3. Peki. Bor atom modeline göre hidrojen atomunda elektron ikinci düzeyinden 3. düzeyine uyarıldığında atomun özelliklerinden hangileri artar diye sormuş. Şimdi <laughs> hemen bakalım. Yarı çap artar mı azalır mı? Hemen inceleyelim. 0.53 çarpı. E'nin karesi bölü z şeklinde yazıyoruz. E peki ne olacaktır burada? N arttığından dolayı yarı çapta artar diyeceğiz. Elektriksel potansiyel enerjisi hemen yazalım arkadaşlar. Eksi k z karesi bölü r şeklinde olacaktır. Burada ne yaptı? Yarı çap artmıştı. Normalde değerin azalması lazım ama eksili değer olduğundan dolayı elektriksel potansiyel enerjisi de artar diyeceğiz. Bu da doğrudur. Toplam enerji. Hemen onu da geçelim. Toplam enerji formülünü de hatırlayalım. Neydi? Eksi 13,6 Eksi 13,6 çarpı z kare bölü n kare. Bu z neydi arkadaşlarım? Z atom numarası, en de yörünge numarası. En arttığından dolayı normalde dediğim gibi azalması lazım ama eksi ifade olduğundan dolayı artar. O yüzden de arkadaşlarım üçü de doğrudur. Bu bir çıkmış soruydu. Peki bir elektronunu yetirmiş helyum atomunun kalan elektronu üçüncü bor yörüngesindedir diye söylüyor. Bu elektronun toplam enerjisi kaç elektron volttur diye söylemiş. Peki toplam enerji formülünü tekrardan yazacağım. E eşittir. Eksi 13,6 Z kare bölü en kare şeklinde yazıyoruz arkadaşlar. Peki. Burada ZN2 Yine video biraz bir geriden gelmiş. ZS2 ondan sonra 3. bor yörüngesindedir diyor. O zaman z'nin karesinden 2'nin karesinden 4, 3'ün karesinden de 9. Burada sayısal işlem yaptığımızda arkadaşlar yaklaşık olarak eksi 6,04 gibi bir değer çıkacaktır. Peki gelelim buna. Bor atom modeline göre tek elektronun bir atomun birinci yörüngesindeyken toplam enerjisi eksi e, elektron ikinci yörüngesindeyken toplam enerjisi eksi e bölü 4'tür diyor. Buna göre hangileri doğrudur diye sormuş. Bakalım. Şimdi toplam enerji formülünü bir kere hani gözümüz önünde olsun. Hep bunu yapın arkadaşlar. Size bir şey sorduğu zaman hani formülü yazın. Ona göre işlemler yaparsınız. Eksi 13,6 çarpı z kare bölü n kare şeklinde yazdık. Birinci yörüngesindeyken eksi e'ymiş. Tamam. Ondan sonra n birken eksi e'ymiş. Aynen. Ondan sonra ikinci yörüngesindeyken toplam enerjisi eksi e bölü 4'tür diye vermiş. O da nedir? Karesini aldığımızda arkadaşlar evet dörtte bir olacak. Diyor ki ikinci yörüngesindeki toplam enerjisi birinci yörüngesinden daha küçüktür demiş. Bu arkadaşlar yanlış daha büyük olacak. Eksi E bölü 4 eksi E'den daha büyüktür. Birinci yörüngesindeki e, birinci yörüngeden ikinci yörüngeye çıkarması için 3 E bölü 4 kadar enerji gerekir. Burada enerji değişimi yaptım arkadaşlarım. Delta eşittir. E son eksi E ilk şeklinde yazarız. E son eksi E ilk şeklinde son enerjisi eksi e bölü 4 eksi ilk enerjisi eksi e. Bunları işleme koyduğumuz zaman arkadaşlarım 3 e bölü 4 şeklinde olacaktır diyeceğim. O yüzden bu doğrudur. Elektron 3. düzeyinde geldiğinde toplam enerjisi eksi e bölü 9 olur. Eni 3 aldığımızda orası 9 yapıyor ve arkadaşlarım 1 iken eksi e idi, o zaman 1 bölü 9 iken de eksi e bölü 9. Yani bu da doğrudur. Peki. Böyle bir soru vermiş. Bor atom modeline göre çekirdek yükü ZE, elektronun yükü E olmak üzere. Elektronun çekirdeğe göre elektrisel potansiyel enerjisi EP eşittir. Eksi KZE'nin karesi bölü ile verilir. Elektronun kinetik enerjisi de KZE'nin karesi bölü 2 ye. Buna göre hangileri doğrudur? Elektronun kinetik enerjisi E ise toplam enerji eksi E'dir diyor. Kinetik enerji E dedik. Diyelim kinetik enerjide K var, ZE'nin karesi var. Bölü 2R var. Buraya demiş ki adam eksi E demiş. Toplam enerjiyi de eksi 2G şeklinde söylüyor. Buraya temsili ne demiş? E demiş. O zaman diğeri de arkadaşlar eksi 2E kadar yapmış olması lazım. E Kinetikle potansiyeli topladığınız zaman arkadaşlar toplam enerjiyi bulabilirsiniz. O yüzden toplam enerjimiz evet eksi E Yapacak. Doğrudur. İkinciye geliyorum. Elektronun çekirdeğe göre potansiyel enerjisi eksi e ise toplam enerjisi eksi 2 e'dir diye söylüyor. Şimdi çekirdeğe göre potansiyel enerji eksi e demiş. Ondan sonra geliyorum. Potansiyeli yazmış. Bir de kinetik de yazacağız. O zaman kinetik de yarısı ve artılısı. Topladığın zaman arkadaşlar ne yapacaktır? Burada eksi e bölü 2 yapar diyeceğiz. Eksisini yazmayı unutmuşum mesela. Bu da yanlış olacak arkadaşlar. Peki. Gelelim üçüncüye. Hemen silsin. Evet. Elektronun toplam enerjisi çekirdeğe göre potansiyel enerjisinden daha küçüktür diye söylüyor. Burada arkadaşlar bakalım. Toplam enerji nedir? Değer vermişizdir. Burada potansiyel ve kinetin toplamı kadar. Şuraya demişim ki. E kadar. E bölü 2 kadar demişim hatta. O zaman burası da eksi E yaptı. De toplam enerjisi ne yapacaktır o zaman arkadaşlarım? Eksi E bölü 2 kadar yapar diyeceğiz. Potansiyel enerjisi. Potansiyel enerjisi neydi? Eksi E'ydi. Daha küçüktür diyor. Hayır. Burada arkadaşlar eksi E bölü 2 daha büyük. O yüzden arkadaşlarım bu yanlış olacak cevabımız yalnız bir. Kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere.